Hayat dilini bilmediğin bir film gibidir. Görüntüsü var, ayrı bir dille konuşuluyor, sen bir şey anlamıyorsun. Fakat altyazısını doğru okursan o filmden bir şey anlıyorsun. O filmden ders alıyorsun. Yani bu hayattan dersi doğru almak istiyorsan o zaman sana verdiği mesajları doğru okuman lazım. Yani altyazısını doğru okuman gerekiyor. Şimdi konu disiplin, konu güçlü irade. Dirayet. Nasıl disiplin sahibi olacaksın? Mesele bu. İşte hayatı doğru okuyarak, dersi doğru alarak, pembe gözlükle kafayı uyuşturmayı bırakarak doğru okursan eğer disiplin sahibi oluyorsun. Hikmet gözüyle bakarsan disiplin sahibi oluyorsun. Eğer bunlara rağmen ders alamıyorsan, yani doğru okuyamıyorsan, o zaman hayat seni zaten sana attığı darbelerle, sana attığı tokatlar, onun sana attığı yumruklar seni zaten adam ediyor. Yani sen disiplini, iradeyi ders alarak acı çekmeden öğrenebiliyorsun. Ya da sürekli dayak yiyerek, sürekli darbe yiyerek, sürekli acı çekerek disiplin sahibi oluyorsun. Ama çoğu insanın ömrü yetmiyor bunun için. Niye? Çünkü ömründe kafayı kuma gömüyor, toprağa gömüyor, pembe gözlük takıyor. Her şeyi pembe görelim, toz pembe görelim, ilaçlar alarak veya başka şeylerle kafayı uyuşturarak, gerçeği saklayarak, görmeyerek, kapatarak üstünü, ders alamadan, disiplin sahibi olmadan, dirayetini arttırmadan, iradesini güçlendirmeden ömrünü ziyan ediyor, zayi ediyor, ondan sonra ömrünü tüketiyor. Kişi ölüp gidiyor. Kabacası halk deyimiyle ot geliyor, saman gidiyor, milyonlarca insan bu şekilde. Doğrusu hayatı doğru okumak. Altyazıyı doğru okuyarak, ders alarak oluyor. O zaman disiplin sahibi oluyorsun. O zaman iraden güçlü oluyor. Ve zaten disiplin sahibi olduğunda Avrupa ülkeleri genellikle öyle, bilhassa Almanya'da Alman disiplini vardır, değil mi? Onların ürettiği mallarda hiç şüphe etmezsin. Kaliteli oluyor. Alman araçları mesela seni yolda bırakmıyor. O yüzden pahalı. Onlar okuyarak, yani hayatı doğru okuyarak, yöntemleri uygulayarak, altyazıları doğru okuyarak bu hale geldiler. İraden güçlü olduğu zaman, disiplinli olduğu zaman her alanda çok başarılı oluyorsun. Yani kafana bir şey koyduğunda, şöyle örnek verelim. Aylık şu anda 20 bin euro hasılat yapıyorsun, para kazanıyorsun, öyle düşün. Ve bu 20 bin euroyu 50 bin euroya çıkarmak istiyorsun. Bu 50 bin euroya çıkarmak için yapman gereken davranışlar var, değil mi? Davranışlarını değiştirirsen 50 bin euro hasılat yaparsın, kazanç yaparsın. O zaman ne yapacaksın? Bu yeni kazandığın davranışları alışkanlık haline getirmen lazım. Yani bunun için disiplin gerekiyor, irade gerekiyor, dirayet gerekiyor. Yani sabır gerekiyor ve sen o zaman arzuladığın hedefe ulaşabiliyorsun. Yani disiplin sahibi olunca arzuladığın bolluğa, berekete ulaşabiliyorsun veya huzurlu bir iletişim kurmak istiyorsun. Örneğin çevrende birçok insan var. Çocuklarınla veya eşinle daha iyi iletişim kurmak istiyorsan o zaman ne yapacaksın? Bazı davranışları değiştirerek hayatında duygularından kendini arındırarak arzuladığın iyi iletişime ulaşabiliyorsun. Yani daha huzurlu, daha mutlu, daha bereketli bir hayatın olabilir. Ama bunun için biraz önce dediğimiz gibi irade, disiplin, dirayet şart. Ya hayat seni disiplinli hale getirir birçok dayak yiyerek hayattan, ya da sen kendini geliştirerek disiplin kazanabilirsin. Öyle de böyle de disiplin şart. Başarının, huzurun, bereketin temel prensipleri disiplindir, iradeyi güçlendirmektir, dirayettir sevgili arkadaşlar. Sen de hayattan büyük darbeler yemeden, elindekilerini kaybetmeden, disiplinini arttırmak istiyorsan, daha güçlü iradeye sahip olmak istiyorsan, o zaman şimdi kendini geliştirmeye başla. Bizim sana da bu konularda destek olmamızı istiyorsan, disiplin kazanmak ve iradeyi güçlendirmek istiyorsan, o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Acı çekmeden, elindekilerini kaybetmeden,
daha güçlü iradeye sahip insan olmalarına yardımcı oldu. Bizim programımıza katılan insanların hayatı daha düzenli, daha planlı oluyor. Otomatikmen bu kişi daha planlı çalışıyor ve kafasında bir başarı kalıbı oluşuyor. Bu başarı kalıbını hayatın her alanına yerleştirip kullanabiliyor hayatı boyunca. Bu kişi kalıcı disipline sahip oluyor ve bu disiplinden dolayı arzuladığı hedeflere hızlı ulaşabiliyor. Sen de bizim programlarımıza katılarak disiplinini arttırmak istiyorsan, irade gücünü arttırmak istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için yapman gereken videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Bir ön görüşme yaparız. O ön görüşmede kafandaki kilitler nelerdir? Yani disiplinli olmanı engelleyen kafadaki kilitler nelerdir? Onu buluruz. İçindeki potansiyel nedir? Onu beraber tespit ederiz ve sana bir yol haritası çıkarırız. Daha düzenli bir hayatın olması için. Sen de o yol haritasını uyguladığın zaman, o yolda ilerlersen sen de binlerce insan gibi daha başarılı, daha huzurlu, daha disiplinli bir hayata sahip olabilirsin. Bunun için bir ön görüşme yapmamız gerekiyor. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.